Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Haziran 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Haziran ayı sizin için iş, günlük hayatınız, mesleki konularda önemli etkiler getiriyor. Şimdi konu başlıklarına şöyle bir bakalım. 4 Haziran'da 13 derece yay burcunda dolunay meydana gelecek. 5 Haziran'da Venüs aslan burcuna geçiyor. Ay boyunca Mars aslan burcunda. 11 Haziran'da Merkür ikizler burcuna geçecek ve 18 Haziran'da ikizler burcunda yeni ay doğacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş ayın 21'ine kadar ikizler burcunda ve 4 Haziran'da yay burcunda dolunay var. Bu dolunay sizin 12. evinizde meydana geliyor. 12. ev dolunayları biraz zor olabilir. Yani koşulların çok belirgin olmadığı, kontrol edemediğiniz biraz gizli ve geri plandaki konularla ilgilidir bu. Bu bazen sağlığınızla ilgili bir mevzu olabilir. İş ve mesleki konularla ilgili olabilir. Güvenlik konularınızla ilgili olabilir veya tamamen bilinçaltınız, ruhsal, manevi konularla ilgili olabilir. Ama dolunay tabii ki bir farkındalık dönemi, bir sonuç alma dönemi. Şartların olgunlaştığı bir süreci işaret ediyor. Geçtiğimiz Aralık ayında başlamış konular ve onlarla ilgili temalar olabilir. Yabancı ülkeler, uluslararası konular, yurt dışı çalışmaları ve benzeri alanlar, seyahatler, yolculuklar da bu dolunayın konularından olabilir. Bir beklentiniz varsa örneğin, hani bir sonuç almanız, bir şeyin netleşmesi mümkün görünüyor. Dolunayla birlikte sağlığınızla ilgilenmeniz, zararlı alışkanlıklarınızı bırakmanız, ruhsal, bedensel, zihinsel şöyle bir şifa, terapi, arınma döneminde olmanız da mümkün görünüyor. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle ikizler, başak, yay ve balık gibi değişken burçların 13 derecelere yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler sizin için daha bir öncelikli olabilir. Evet, 5 Haziran'da Venüs aslan burcuna geçecek. Venüs'ün aslan burcundaki yolculuğu bu yıl çok uzun sürecek. Çünkü retro yapacak yaz aylarında, biliyorsunuz. Temmuz'un sonlarından itibaren başlayacak. 4 Eylül'e kadar devam edecek. Bu ay Mars da aslanda olduğu için Venüs'ün ve Mars'ın aslan burcunda birlikte hareket ettiklerini görüyoruz. Bu durumda para ve finans konularında hareketliliği artırabilir. Bu ay biraz masraflarınız artabilir. Yani iş için olabilir, keyif için olabilir. Daha fazla para harcayabilirsiniz. Venüs iyicil bir etkidir. Yani parasal kaynaklarınızı da burada iyileştirebilir. Yani ihtiyaç olan paraları bulmak gibi. Ya da eşinizden gelecek kaynaklar anlamında sizi destekleyebilir ama keyif için, eğlence için biraz müsrifçe para harcanabilir. Eşiniz de harcayabilir. Bu anlamda biraz para konularında temkinli olmakta, dengeyi bulmakta zaman zaman zorlanabilirsiniz bu ay. Aynı şekilde şifa, arınma, biraz böyle ruhsal anlamda, zihinsel anlamda da fiziksel anlamda işte bir ameliyat, bir operasyon, bir tedavi gibi hani konularda da destekleriniz var. Zaten ayın genelinde iyileşmeler, sağlık konuları, günlük yaşamımız, diyete başlama gibi, terapiler gibi konularda da daha fazla etki alıyorsunuz. 11 Haziran'da Merkür İkizler Burcu'na geçecek ki Merkür burada çok güçlüdür, hızlıdır. 6. evinize gelecek. Demek ki günlük hayatınızın trafiği artıyor. Yani iş konularında, mesleki konularda daha fazla iletişim, daha fazla çalışma, müşteri ilişkileri, haberleşme, toplantılar, görüşmeler, yazışmalar olabilir. İşle ilgili eğitimler, işle ilgili seyahatler olabilir. Yakın çevreniz, beraber çalıştığınız kişilerle ilgili konularda hareketliliğin arttığı bir dönem. Sağlık konularında da burada, sağlıkla ilgili alanlarda da bilgi trafiği artabilir. Bir şeyleri araştırabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Mesleki anlamda bir becerinizi geliştirmek için, örneğin usta çırak ilişkileri gibi, hani bir yeteneğiniz var, onu geliştirmek istiyorsunuz. Bununla ilgili bir şeyleri okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz ya da bazı kısa da olsa eğitimlere katılabilirsiniz. Bu alanlarda Merkür'ün güzel destekleri var. 18 Haziran'da tam da bu alanda yeni ay doğacak zaten. 26 derece ikizler yeni ayı sizi mesleki anlamda, kişisel gelişim anlamında destekleyebilir. Bir işe girme, bir işi öğrenme, bir görev edinme gibi konular ya da günlük hayatınızda bir çalışma temposuna başlamanız söz konusu olabilir. Çalıştığınız kişiler, yardımcılarınız, beraber çalıştığınız kişilerle ilgili düzenlemeler olabilir. Evcil hayvan edinebilirsiniz ki bu da günlük rutinlerinizle ilgili, bir asistan edinebilirsiniz.
veya genel sağlığınızla ilgili bir düzenleme yapabilirsiniz. Ne olabilir? İşte bu beslenme programını değiştirmek, diyete başlamak, spora başlamak ve benzeri gibi alanlarda bir düzenleme içerisinde olabilirsiniz. Aslında değişken burçlar etkilendiği için sevgili oğlaklar, hani bu yeni ayın size etkileri az olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle ikizler, başak, yay ve balık burçlarının 26 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa etkiler artabilir. Bu yeni ay sırasında Neptün'ün önemli bir açısı var. Güneş Neptün karesi 17, 18, 19, 20 Haziran gibi aktif olacak. Neptün'e biraz dikkat etmek lazım tabii. Sizin 3. evinizde tamamen zihinsel süreçlerinizi de etkiliyor. Daha hayalci, daha vizyoner olabilirsiniz. Yani bu tabii ki size kişisel anlamda yaratıcılık verebilir, sanatsal çalışmalarda, tasarımlarınızda kendinizi iyi ifade edebilirsiniz ama zihniniz biraz böyle dalgın, karışık, unutkan da olabilir. O yüzden hani bir seyahatte bir şeyleri unutmamaya çalışın. İşte bir işle ilgili bir konuda karar verirken lütfen iyi anladığınıza, duyduğunuz haberlerin doğru olduğuna, bilgileri iyi analiz ettiğinize emin olun. Çünkü Neptün yanılgı getirebiliyor, karışıklıklar getirebiliyor. Yakın çevre ilişkilerinizde, akraba ilişkileri, kardeşlerle ilgili konular, komşularla ilgili konularda biraz böyle dedikodular, işte yalan dolan gibi konular olabilir. O yüzden her duyduğunuza inanmamakta fayda var. Ve var olan bazı konularda tabii ki sizi zora sokabilir. Özellikle güvenli adımlar atmanız gerekiyor ve çevre ilişkilerine de burada dikkat etmeniz gerekiyor. Ve ayın 21'inden sonra Güneş Yengeç Burcu'na geçecek. Ayın son haftası ve Temmuz ayının büyük bölümü sizin için yılın özellikle evlilik gibi yani ilişki konularında önemli bir dönemi. Yani buralardaki süreçlerinizde bazı yeni adımlar atabilir, düzenlemeler içerisinde olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum sevgili oğlaklar. Oğlak Burcu, burçlar kuşağının 10. burcudur. Toprak elementinden öncü nitelikler taşır. Yönetici gezegeni Satürn'dür. Oğlak burçları genellikle kararlı, ihtiraslı, hedeflerine ulaşmak için sıkı çalışan kişilerdir. Yüksek idealleri vardır. Parayı sever, para kazanma konusunda da yeteneklidir. Çok iyi plan yapabilir. Oğlak burçları çok çalışkan ve dayanıklı kişilerdir. Yönetim yetenekleri de olduğundan genellikle başarılı olurlar. Yöneticileri Satürn onlara disiplin verir. Oğlak burçları geleneklere bağlı, tutucu, ailesine de bağlı kişilerdir. Sabırlı ve inatçıdırlar. Kendilerine yapılan kötülüğü unutmazlar. Bu kişi iyi bir eğitim almasa bile kendi çabasıyla yükselmeyi bilecektir. Oğlak burçları sadece güvenebilecekleri kişilerle arkadaş olurlar. Bu yüzden çoğu zaman çekingen gözükebilirler. Sevgi konusunda da biraz çekimser davranabilirler.